D grubu kimilerine göre ölüm grubu olarak değerlendiriliyor. Katılır mısınız? Arjantin, İzlanda, Hırvatistan, Nijerya. Yani şuradan yani Arjantin tabii ki favori olarak gösteriliyor ama diğer herhangi bir iki takım gruptan çıksa ben Erkut, çok şaşırmam bu burada. Grubun kağıt çıktısını alıp eve asarsın sen. Tabii bence. Ki. Yani A grubunu bu kadar yerin dibine soktuktan sonra. Valla keyifli D grup. Grubu. Grup gibi grup yani. Aynen. Ne güzel. Keyifli her grup. Maçını izle. Yani hikayesi çok. Bir kere Arjantin-Nijerya maçları bence çok. Evet. Dünya Kupası'nda en çok oynanan eşleşme. Arjantin-Nijerya. Bir de bu iki takım arasında 96 olimpiyat finali vardır. Şimdi Ali Ece gibi konudan konuya geçiyorum ama yani benim için çok özel maçlardan biridir. Çünkü Atlanta'da. Atlanta'daki 96 finali 3-2 bitmişti. Yani Arjantin-Nijerya maçları 94'ten bu yana çok keyifli ve sürprize de gebe maçlar olmuştu. 2014'te de öyle olmuştu. Bu sene belki Nijerya açısından o kadar keyifli olmayabilir. Forması çok keyifli ama. Ya işte Nijerya'nın en çok satılan da tartışabiliriz. Bence ele avuca sığmayan, yani kontrol edilmesi güç, kesinlikle belirli bir disiplin altında oynatması kolay olmayan ama ne yapacağını da kestiremediğiniz bir oyuncu grubuna sahip. Hazırlık maçında karşı karşıya geldiler Arjantin'de. Evet, ne yapacağı belli olmayan bir takım olduğunu yani gördük. 4-3-3'ü mü oynuyor bilmiyorum ama öyle oynarsa öndeki üçlü muazzam yani. Iwobi, Moses, Iheanacho, yani Ahmet Musa. Yani ön tarafı çok güçlü gerçekten ama sen dedin ya masada geriye doğru gittikçe geriye. Yani o kadar oyuncuda hani saydığınız oyunculara evet ama milli takım formasıyla en yükseği 5 gol atmış. Yani çok fazla genç maçtan bahsediyoruz. Çok böyle gol atabilen, çok böyle ofansif gücünü sahaya yansıtabilen bir takım olamıyor. Zaman zaman çok büyük patlamalar yapıyorlar. Orta sahası iyi mesela. Yine baktım hani John Obi Mikel, Hapoel Berşava'dan hatırladım benim. John Ogu Beşiktaş maçından yine hatırlıyordum. Çok dikkat çekici bir oyuncu. Hatta neden hala Türkiye'ye gelmedi onu da merak ediyorum. Gerçekten de tam bir orta saha. Ama işte o orta sahada hani Onazi üretken bir orta saha, yaratıcı bir orta saha değil. Obi Mikel yine aynı şekilde. Ki yani form olarak bizim tanıdığımız, bildiğimiz dönemki Obi Mikel'den çok uzak olduğunu söyleyelim. Ndidi'nin Leicester'daki performansı çok fazla. Kante'den sonra o görev üstlenmesi aynen, çok zordu oldu. Ki o da hani yine yaratıcı bir orta saha oyuncusu değil. Hep top kazanan oyunculardan aynen, bahsediyoruz. Obi de yani Torino'da Serie A'da anlattık. Öndeki üçlüye gönder. Joel Obi de böyle hani alayım da pas dağıtayım efsane. Pas metrajları düşük oyunculardan bahsediyoruz. Ya skoru çok kat etmeyecek oyuncular. Skoru tutabildikleri sürece tehdit oranları artacak. İyi bir kontra atak takımı olacak bence. Skoru tuttukları sürece. Göreceksiniz. Göreceksiniz. Hırvatistan'da aslında yıllardır ilgiyle takip ettiğimiz takımlardan biri. Çok iyiydi. Şu takım da aslına bakarsak son hani Avrupa şampiyonalarını da dahil edersek son 8 yılda yani son 4 turnuvada dikkatimizi çeken kadro olarak görünüyor. Yine kazanmaya alışkın oyuncular da var. Yani orta sahaları burada çok güçlü. Burada Arjantin'i geçip lider olsa ben şaşırmam. Kesinlikle şaşırmam. Savunmada hani Vida'nın sol bekte oynatılması son maçlarda hep hazırlık maçlarında Vida'yı sol kanatta oynattı ve büyük sıkıntı da yaşadı. Hani neden böyle bir tercihe gidiyor? Açıkçası biraz şaşırdım. Esistin'in çok mu orada? Esistin'in hiç yani memnun yani değil genelde mi? Genelde kadroda tam değil. Tam memnun değildi de. Yani kadroda olmasına rağmen ilk 11'de değildi. İşin ilginç tarafı hani devamlı Vida'yı orada oynatıyor. Orta sahası çok iyi yani hep sayıyoruz işte. Luka Modric'ler işte, Kovacic'ler, Brozovic'ler hani gerçekten çok iyi orta saha. Hücum hattı da yine aynı şekilde. Hatta hücum hattına Rebic de eklendi. Hani biraz daha gençleşip biraz daha kalite kazandı diyebiliriz ama bu takım hani 4 tane atarken 5 tane yiyebilecek kapasiteye de sahip maalesef. Yani ben o tehlike hep duruyor. Tam Hırvatistan'ın önde grubu hocası değil. Çok kötü bir kere onu söyleyeyim. Evet. Yani hocasıyla ilgili çok zor. Hocasıyla ilgili zaten Euro 2016'da da bayağı bir sıkıntı olmuştu. Hatta Alen Halilovic'in kadroya alınmamasıyla ilgili de bir çeşitli ırk yani kökenleriyle alakalı polemikler yaşanmıştı ama Hırvatistan'da tam böyle Dünya Kupalarında favori takımı, daha favori takımı Arjantin gibi üstte altında bırakıp lider çıkacak bir görüntü var açıkçası ama ben keşke iyi bir hocası olsaydı. Gerçekten çok önemli faktör. Ben Arjantin'in Lanzini'yi de kaybettikten sonra iyiden iyiye Messi'nin ayağına bakar bir görüntüye mi acaba kavuştu diye de kafamda soru işaretleri var. Ben de sana sorayım Erkut. Yani Arjantin'in ben bu turnuvada öyle beklediğimiz finallere ulaşamayacağını düşünüyorum. 2014'te nasıl lider finale geldiğini bile hatırla ama. Evet. Yani kalede güven vermiyorsun. Savunma hattı Romero desen sakat. Öyle iyi kanat beklerin yok. Orta sahada kim oynayacak, nasıl oynayacak onu bilmiyorsun. Yani hücum hattında çok iyi bir hücum hattı var ama. Evet ama birbiriyle oynayamayan çok iyi bir ya hücum hattı. Arjantin mesela şöyle belki en güçlü takım kim diyelim hani favorilerden. İşte Fransa sana baskı yapabilecek. Almanya, İspanya. Oraya karşı kapanıp oyunu kabul edip
sana karşı kontratak uygulayabilecek bir takım ama Sampaoli'nin öyle bir teknik direktör olmadığını söyleyeyim. İspanya maçını ben anlattım. İşte Madrid'de oynadıkları hazırlık maçı 6-0 biten. Yani bir anda öyle bir çözüldü ki o dediğim bütün defoları orta saha ve savunmada ortaya çıktı. Çünkü bir yerden sonra A kalite bir rakiple oynadığı zaman aradaki savunma ve orta saha o geçiş kalite farkı çok net bir şekilde belli oluyor. Yani bunu bu grupta hissetmeyebilir ya da minimum hissedebilir ama bence yine grup sonrasında yani sert de bir grup. Doğru. Bu grupta da hissedebilir. Yani sürpriz yani olarak sıkıntı. Sürpriz olarak görülebilir ama hani hem grubun yapısı hem de Arjantin'in futbol yapısı olarak bakıyorum. Gruptan çıkamayacak diyecek. Gruptan yani çıkamayacak değil ama çıkmazsa hani çok büyük sürpriz demem. Tabii ki sürpriz. Yani 4 takımda durumuna baktığımızda dediğin doğru. Bizde çok büyük çok bir Arjantin romantizmi var da. İzlanda ile başlayacaklar. Peki oradan devam edelim isterseniz. Şunu söyleyeyim oradan devam edelim. Hani şu kadroya bakınca çok fazla A plus oyuncusu olmadığı için Arjantin'in sanki tam bir Diego Simeone'ye yakışacak bir milli takım olarak görmüştüm. Ben o yüzden yanlış bir hoca seçimi oldu. Sampaoli'yi çok seviyorum ama onun biraz daha 2014'te en az 11'de 8 daha yetenekli oyuncularla oynaması lazım. 2014'te finale tam bir Simeone takımı gibi yürüdüler. Hatırla yani gruptan çıktıktan sonra hep böyle gol yemeyerek penaltılarla bir şekilde kendilerini finale attılar ama orada işte hani Di Maria'nın da yokluğunu çok aradı mesela 2014'te. Aynı rotayı çizmekten de başka bir çaresi yok gibi gözüküyor. Yani evet. Banega da sakatlandı çünkü ve Enzo Perez tekrar kadroya dahil edildi. Yani Lanzin de sakatlanınca yetenek hacmi maalesef Messi'yi çekince bir anda çok düşüyor. Yani belki Dybala orada hani ama aynı yerde oynadıkları için Messi'nin orada da bir çakışma var işte yani. Messi'nin 3 dakikalık yani Messi, oynamayacağı döneminde süresinde. Ne yapacak Messi, Di Maria, Agüero ya da Higuain olarak herhalde. İşte o üçlü de hiçbir zaman çok iyi bir görünüm çizmiyor. Oradan bir dörtlü yaratabilir mi peki yani? 4-2-3-1'de oradan bir dörtlü forvet belki işi çözebilir. Sen bir şey diyordun İzlanda maçı için. İzlanda ile başlayacak. Ben Euro 2016'da İzlanda'nın İngiltere'yi elediği maçı anlatmıştım. İzlanda'yı orada çok yakından takip etmiştik. Bu grubu çok sertleştiren başlıca takım İzlanda. Yani Nijerya'nın el avuca sığmayacağından bahsettik. Hırvatistan zaten Hırvatistan, Arjantin zaten Arjantin. İzlanda'da gerçekten siz kötü günündeyseniz, sizi kim olursanız olun, Brezilya'da olsanız, Arjantin'de olsanız sizi durdurabilecek bir takım. Enteresan bir grup olacak, çok keyifli bir grup dediğim yani gibi. İzlanda yani ilk maçta Arjantin'e bir sürpriz yaparsa, grupta Ali Yusuf Kenan'ın da dediği gibi bütün kartlar baştan dağıtılıp her şey değişebilir yani. Copa Amerika'nın finalinde üst üste kaybettikleri Şili gibi çok sert oynayabilen, fiziksel gücünü ortaya koyabilen bir takım. O yüzden hani teknik kapasitesi çok yüksek Arjantin'in. Evet Messi var ama takım halinde oynarsa İzlanda bence Arjantin'den daha iyi bir takım. Bakalım. Çok iddialı bir yorum oldu. Yo, öyle yani. İyi bir takım olarak diyorsun. Takım son anda çıkabildi Arjantin. Hani o kadar takım halinde oynarsa evet, iki takım yani, takım gücü olarak geçip bu İzlanda'nın lider olması yani işte takım gücü olarak kıyaslarsak hani formanın bence İzlanda daha iyi bir takım. O formanın ağırlığı işte buralarda belki tılsımını gösterebiliyor. E grubuyla devam edelim.